Merhabalar herkese. Bugün stratejist Güneş Paksoy yine sorularımıza yanıt verecek. Hoş geldiniz Sayın Paksoy. Günaydın, hoş bulduk sevgili Mahmut. Günaydın. İyi bir yayın diliyorum size de. Aynen. Ben direkt ilk sorumla başlamak istiyorum Cüneyt Bey. Piyasalar gevşeyen pandemi tedbirleriyle beraber ekonomik hayatın normale dönmesini fiyatlıyor bugünlerde. Yılın ikinci yarısında dolarda daha fazla geri çekilme de beklentiler arasında biliyorsunuz. Döviz kurlarında son durum nedir yani? Bizi neler bekliyor? Şimdi tabii bu soruya cevabı arayacağımız yer dolar endeksi. Yani dolar endeksinin seyri, gidişatı. Global ölçekte ciddi bir dolarizasyon yaşadık yılbaşından bu yana. Bunda tabii en önemli kriter pandemi süresi de yaşanan gelişmeler oldu. Çünkü öylesine günlerden geçiyoruz ki bunun altında hep çiziyoruz. Dünya tarihinde ekonomik anlamda, sosyal anlamda küresel ölçekte bu kadar dünyanın birbirine entegre olduğu bir dünyada yaşanmamış günler. Dünyanın birbirine kapandığı, iletişimin, ulaşımın, sosyalleşmenin ciddi boyutta daraldığı günler. Böylesi günlerde finansal piyasalarda yaşanan daralma ve problemleri en çok bize risk unsuru olarak gösteren dolar endeksi oldu. Dolar Evet. endeksi 100 civarına yükseldi. Ara ara ataklarla 100 üzerinde kalmayı denedi ama devreye Fed girdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde en etkili kurum. Hatta dünya ölçeğinde en etkili merkez bankası, majör merkez bankası Fed'in adımları, sınırsız parasal genişleme adımları, faizi nötr seviyesine çekmesi, neredeyse sıfır seviyelerine yakın bir faiz ortamı. Diğer majör merkez bankalarında da destekleri var ama özellikle biz dolar endeksini konuşuyorsak Fed'in politikaları çok daha belirgin ve etkin oluyor. Ve dolar endeksinin yüksek seviye ciddi bir dolarizasyon baskısı getirdi. Özellikle gelişen ülke kurları ama gelişmiş ülke kurları da başta euro dolar paritesi olmak üzere uzun bir süre doların güçlerinden etkilendi. Şimdi artık pandemiyi arkada bırakma sürecini konuşuyoruz. Yani ikinci dalga gelir diye senaryolar da var. Özellikle Evet. 1900'lerin başındaki İspanyol krizini örnek gösterip ikinci dalga gelebilir şeklinde yorumlar da var ama bu süreci bize net olarak gösterecek kademeli açılımlar sonrası virüs sürecinde oluşacak gelişmeler. Şimdi o bir tarafta. Bir yandan da ekonomideki daralmalar ve hasar tespiti. Şimdi kademeli açılımlardan sonra ekonomiye dönüş hızı. Ekonomiye ne kadar hızlı dönebiliyorsa ülkeler o derece daha çabuk bu işi atlatma imkanına kavuşacak. Virüs de ikinci dalgayı getirmiyorsa, virüs konusunda da dünya ölçeğinde konuşuyorum. Grafikler aşağı yönlü kırılma gösteriyorsa bu yılın ikinci yarısı için umutları arttıracak. Yani şu an dediğim gibi en iyi senaryo fiyatlanıyor. En kötü görüldü ve kademeli açılımlar normalleşmeye bizi götürecek. Onun için dolar endeksinde bir gerileme gördük. 97'lere kadar bir geri çekilme, 100'lü seviyelerden 97'lere kadar geri çekilme bütün para birimlerinde bir rahatlık sağladı dolara karşı. Bunun geçici olup olmadığını deminki anlattığım hikaye belirleyecek ama dolar endeksinin gerilemesinde iki şey etkili oldu. Sadece basılan yüksek miktarlı para yani 7 trilyon dolara çıktı Fed'in bilançosu, daha da yukarı çıkma ihtimali var. Sadece o kadar paranın basılması ya da dünyadaki umutların yeşermesi değil. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nde halihazırda yaşanan olaylar. O da bir miktar dolar endeksi üzerinde baskı kuruyor. Artı ABD Çin gerginliği. O da dolar endeksi üzerinde baskı kuruyor. Tekrar 99 yüzlere, hatta onun üzerine dönmedikçe Mahmut. Özellikle de 98-93 bandı içinde kaldıkça gelişen piyasalar için olumlu. Tabii bu ölçekte dolar TL hareketlerine bunu indirgediğimizde o geri çekilmenin etkisini dolar TL hareketlerinde görüyoruz an itibariyle.
Fakat bizim bir hikayemizde özellikle swap anlaşmaları beklentisi. Bir Evet. tanesini gerçekleştirdik. İlk swap anlaşmasını Katar'da yaptık. Çoklu görüşmeler olduğu belirtiliyor G20 ülkeleri içerisinde. Hani Japonya ismi geçiyor, Çin ismi geçiyor, farklı ülkelerin ismi geçiyor. Tabii Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi realize oldukça, yani anlaşmalar gerçekleştikçe bunlar açıklanacak. Ama an itibariyle onun da bir beklentisi var. Ve bir de tabii 2018'de yaşadığımız kur şokunun yeni ekonomik program içinde, disiplin dengelenme rotasyonu içinde atılan adımlar ve alınan önlemlerle belli bir dengeye kavuşması, belli bir bağışıklığımız var. Onun için Brezilya reali, Güney Afrika randı gibi para birimlerinden daha az değer kaybederek yılbaşına oranla ilerledik. Tamam, biz de bir yeni tepe gördük bir dönem, ama kısa bir süre. Fakat diğer para birimleri kendi tepelerin üzerinde birkaç tepe görerek ilerlediler. Bu dolarizasyonu öyle yaşadılar. Mevcut durumu tekniğe de indirgediğimizde 6.66-57 bandı arasında bir bant içindeyiz an itibariyle. Yukarıda 7.90 şey 6.90 pardon 7'ler bir sınır oldu dolar endeksine bağlı olarak tabii. Hareketler izlenecek, swap anlaşma gerçekleşmeleri vesaire, ama 6.97 eşiği tekrar geçilmedikçe kalıcı olarak bu dengelenmenin devam ettiğini, hatta güç kazandığını görebiliriz. 6.50-6.60 potansiyel olmaya da devam edecek. Şu an 50 günlük ortalama 6.75 civarında bir hareketlilik var. 200 günlük ortalamamız da yukarı doğru trade ediyor. 6.30'lara ulaşmış durumda. 6.30-6.35'lere. Evet. Yani önümüzdeki dönem dediğim gibi virüs ikinci dalgayı getirir ve dolar endeksini ekstrem yükseltmezse. Global ölçekte ABD Çin ticaret savaşı vesaire başka bir risk dolar endeksini beslemezse. İçerideki dinamikler de virüs dahil normal seyir içerisinde devam ederse 6.57 içerisinde yılı devam ettirmemiz mümkün. Bu tabii ihracata yönelik her ülke kendi para birimini belli bir değer içerisinde götürmek istiyor. O rekabetçi kuru da koruyacak bir denge bölgesi. Ama gelişmeleri tabii izleyip göreceğiz sevgili Mahmut. Çok teşekkür ederim bu değerli yorumunuz için. Bir borsaya da değinmek istiyorum bugün müsaadenizle. Tabii. Mart ayından bu yana bir yükseliş söz konusu borsada. Bugün de endeks güne yükselişle başladı. Borsada bizi neler bekliyor? Borsa, yani bu kadar basılan paranın en etkili olduğu yer borsalar. Evet. ABD merkezli yine. Yani S&P 500 endeksi, Dow endeksi, Nasdaq ciddi geri çekilmeler yaşamıştı biliyorsunuz Şubat-Mart aylarında. Fakat Nisan ayında sert bir dönüş. Mayıs ayında aslında istatistiklerde hani Mayıs'ta sat ve git denir genel teamül. Bu Evet. sefer tam tersi oldu. Ve o basılan paranın etkisi olumlu seyir. Yani en kötüyü gördük. Kademeli de açılıyoruz. Normalleşmeye doğru gidiyoruz. Beklentilerin hız kazanması. ABD borsalarında inanılmaz bir yükseliş, bir geri dönüş getirdi. Evet. 3400'lerden bir düşüş yaşamıştık 2170'lere kadar. Şimdi an itibariyle S&P 500 endeksinin bulunduğu bölge 3000-3200 bandı. Tekrar 3000-2950 altına gelmedikçe S&P 500 endeksi ABD borsaları merkezde gelişen borsalardaki hareket devam edecek. Bir kere bunun altını çizelim. Yani ve şu ana kadar aslında basılan paranın gelişen ülkelerde çok fazla yayılmadığını gördük. Eğer normalleşme adımları, bu kademeli açılımlar yeni bir virüs dalgası getirmez ve inanç yükselirse pozitif anlamda, yani en kötüyü gördük inancı. Bu sefer o basılan paranın ABD ve Avrupa'dan yavaş yavaş gelişen piyasalara doğru aktığını da göreceğiz. Ve yabancı efekti etkili olacak. Dolayısıyla bizim Borsa İstanbul'da buna paralel 80-82 binlerden ciddi bir yükselişle önce 90-100 bin bandına, işte an itibariyle de 100 binleri aşıp 103-200 günlük ortalama üzerinde 106 gibi önemli bir eşiği de geçerek 110 binlere kadar ilerleme gösterdi. Yani tamamen yurt dışına bağlı hareketlerin bize de yansıması ve azalan yabancı payına rağmen içsel bir hareket. Yani özellikle içeride yerli kurumsalların, fonların alımları, yerli yatırımcıların son dönemde borsaya karşı olan artan ilgisi
Hepsi momentumlu bir şekilde mevcut durumda. Borsa İstanbul'u 110 bin liraya kadar taşıdı. Yani 109 bin üzerindeyiz an itibariyle trade ediyor Borsa İstanbul. Önümüzdeki dönem ABD borsalarında S&P 500 üzerinde dediğim seviyeler aşağı yönlü geçilmezse, yani 2900 3000 bandı geçilmezse aşağı ve 3000 üzerinde kalıp pozitif seyrini devam ettirirse Borsa İstanbul'da da yukarı yönlü hareketler mümkün. Kurdaki bu dengelenme, faiz noktasındaki dengelenme, Merkez Bankası'nın kararlı politikaları, ekonominin dönüş etkisi ki ciddi paketler bir bir açıklanıyor ekonomiyi çabuk normalleştirmek için. Evet. Bunların da etkisiyle Borsa İstanbul'da yukarı yönlü potansiyel olacak. Hatta bankacılık sektörü şu ana kadar suskun olan bankacılık sektörü de son birkaç gündür ivme gösteriyor. 21 ve 50 günlük ortalamaların civarında trade etmeye başladı. Bankacılık endeksinde katılmasıyla ki lokomotiftir, yani borsa tarihine baktığımızda en çok endeksi yukarı yönlü taşıyan ana major sektördür. Onun da katılımıyla birlikte yukarı yönlü potansiyel masadadır. Ama temkinli iyimserlik deriz. Hani global ölçekteki hareketlere bağlı olarak veya gelecek kar satışlarının karşılanma gücüne de konsantre olmamız gerekiyor. Orada 106 bin ilk destek. Aşağıda da 121, 50, 200 günlük ortalamaların bulunduğu 100-103 bin bandı çok önemli ikinci destek. Buralar geçilmedikçe Mahmut, buralar ve buraların üzerinde satışlar karşılandıkça kar satışları 110 bin üzerinde 110 bin ilk hedef 110 bin üzerinde de 111, 113 hatta 115 binlere kadar hareketlerin genişlemesi mümkün. Ama dediğim gibi ciddi bir prim elde edildi. Yani Evet. 80 binlerden neredeyse 110 bine 30 bin puanlık bir prim. Bunun ara ara düzeltmeleri gelir. Onun için o düzeltmelere karşı temkinli olalım ama eğer hakikaten virüste ikinci dalga gelmeyecek, ekonomiler normalleşecekse borsanın ikinci yarıdan itibaren hikayesi farklı olur. Zaten seninle bunu ara ara konuşacağız. Evet. Onun için yani masada olan şu an pozitif hava ama temkinli iyimserlikle devam edelim derim kendi adıma. Bir başka sıcak konuyla devam etmek istiyorum. Bu az önce siz de bahsettiğiniz vatandaşların finansman ihtiyaçlarına uygun koşullarda sağlanması amacıyla kamu ve katılım bankaları tarafından bir kredi paketi hazırlandı. Sayın Evet. Berat Albayrak açıklamıştı. Bu kredi paketleri piyasaları nasıl etkileyecek? Neler gösterecek bize? Yani şimdi önemli bir katalizör etkisi göreceğini düşünüyorum kendi adıma. Çünkü şu ana kadar atılan bütün teşvik adımları, bütün destekleyici adımlar iki amacı güdüyor, iki amacı besliyor. Bir, üretimi ayakta tutmak, üretim motivasyonunu kalıcı olarak masada tutmak, üretim heyecanını korumak ve buna bağlı olarak istihdam tarafında oluşabilecek problemleri engellemek. İstihdamın daha fazla bir yukarı yönlü ivme kazanmasını engellemek. Yani iş gücü kaybını engellemek. Onun için bütün bu adımların anlam bulması için bir katalizöre de ihtiyaç var. 1 Evet. Haziran itibariyle biliyorsun biz açılımları hızlandırdık. Sağlık tarafında, Sağlık Bakanlığı da burada bir kez daha kutlamak isterim. Yani bütün çalışanlarımızı. Gerçekten ciddi bir emek var ve o emeğin bizim pandemiyle mücadele sürecinde realize olduğunu görüyoruz. Ama burada bizim de tabii kendi adımıza yapmamız gerekenler var. İşte sosyal mesafeyi korumak, maske takmak, izolasyon bunları niçin söylüyorum? Sayın Bakan da belirttiği gibi, dün Sağlık Bakanı da söyledi. Ekonomide iyileşmeyi kalıcı olarak masada tutmak istiyorsak virüs süreciyle de mücadeleyi kalıcı olarak masada tutmamız gerekiyor. İkinci dalga ihtimali geçene kadar, tam olarak virüsü geride bırakana kadar normalleşme adımlarını kademeli ve ılımlı bir şekilde sürdürmek. Bizim her birimizin göstereceği bu hassasiyet ekonomik aktivitede önemli olacak. Şimdi pakete döndüğümüzde de bir katalizöre ihtiyaç vardı. Yani tüketimi tekrar canlandırmak. Çünkü 2-3 ay kapandık. Bu 2-3 aylık dönemde bir takım ihtiyaçlar, bir takım talepler ötelendi. Hepimiz adına. Yani tüm Türkiye içerisindeki iş tüketim belli sektörler hariç, işte perakende, gıda gibi, bilişim gibi sektörler hariç
diğer önemli sektörlerde ötelendi. Şimdi o sektörleri canlandırmak, o sektörleri tekrar hızlı bir şekilde ekonomik aktivitenin içine sokmak ve Türkiye'nin fazla daralmadan yıl sonuna doğru büyümeyi en azından nötr bölgesine yakın seviyede tutup 2021 kıyasını güçlendirmek için bir katalizöre ihtiyaç vardı. Tam bu noktada kamu bankaları devreye girdi. Devamında özel bankalarda da bunu bekliyoruz. Ama kamu bankaların paketlerine baktığımızda inşaat, otomotiv, turizm gibi önemli sektörleri hedef aldığını görmekteyiz. İki amacı var. Bir, sektör, yani bunda tabii bir de sosyal paket var. Orada da işte dayanıklı tüketim malzemeleri dediğimiz işte mobilya, beyaz eşya gibi ürünlere de dokunabilecek bir paket. Bu dört ana paketin ana amacı üreticinin elindeki birikmiş stoğu eritmesi artı yeni üretim için onları motive etmek taleple birlikte yani özel sektörü canlandırmak, iş tüketimi canlandırmak. Bir de bunun tüketici tarafındaki etkisi var. Çünkü o da çok önemli. Çok ciddi uygun faiz imkanları da geliyor paket. Hem konut sektöründe hem diğer sektörlerde. En azından belli ödememe dönemleri de var. Yani Evet. 6 ay, 3 ay, 6 ay, 1 seneye kadar. Kıyılınan Özellikle var. konut sektöründe 1 seneye kadar. O yani daha bu 3 aylık süreçte gelir noktasında sıkıntı yaşayanların tekrar gelirlerine kavuşana kadar süreçte kendilerini de koruyabilecekleri bir paket. Bu anlamda da uygun. Hem dediğim gibi vade yapısı hem oldukça enflasyona da baktığımızda ciddi düşük faiz imkanlarıyla önemli bir paket olarak görüyorum. Motivasyon getirecektir, katalizör etkisi görecektir. Fakat burada bakanımızın da belirttiği gibi yani defaten şu konuda da net olarak bir görüş belirtelim. Bu hepimizin beraberce yürütmek zorunda olduğu bir süreç. Herkesin taşın altına eline koymak durumunda olduğu bir süreç. Onun için Evet. bu paketten sonra fiyat hareketlerinde de dikkatli olmak gerekiyor. Yani suni bir takım artışlar yapmadan bütün sektörlerde fiyatları da tüketicinin lehinde tutarak ilerlemek çok önemli. Zaten buna uymayan kurumlar olursa, şirketler olursa bunlar kapsam dışı bırakılacak da dendi. Onun için yani her şekilde üretenle tüketenini hassasiyet göstermesi gereken bir sürecin içindeyiz. Bu paketin yukarı yönlü katalizör etkisini de arttıracak bir adım olacaktır. Onun için bu noktada da yani kendi görüşümüzü belirtelim bu şekilde. Çok teşekkürler. Şimdi bir başka belki de en önemli emtialardan biri petrol ile alakalı bir soru sormak istiyorum. ABD'de petrol stoklarının azalması ve OPEC Plus grubunun da üretim kısıntısına ilişkin toplantısının tarihini öne çekeceğini belirtmiş sonrası dün bir 3 aylık zirve görüldü petrolde. Evet. Petrolde bizi neler bekliyor? Gidişat ne yönde? Sevgili Mahmut, petrol yukarı gitmek zorundaydı. Çünkü 20 doların altında bir Brent petrol, 10 doların altında bir Amerikan petrolü bütün petrol üreticileri için hem ülkeler hem şirketler için ciddi bir bunalım senaryosunu getiriyordu. Ciddi bir depresyon senaryosu. O da o ülkelerin default riski ya da o şirketlerin default riski yani borçlarını ödeyememe riski. Şimdi bunun bertaraf edilmesi için belli bir dengeye gelmesi gerekiyordu. Tam o sırada devreye Trump girdi. Daha önce petrolün düşmesini isteyen Trump bu sefer petrolün belli bir orana yükselmesini için çaba sarf ettiğini gördük. Evet. Ve OPEC dışı ülkeler arasındaki Rusya, Suudi Arabistan özellikle arasındaki ittifak da giderilince arz talep dengesi içinde siz arzı kısarsanız talep de yeterli olmadığı için fiyat yükselir. Şimdi şu an onu yaşıyoruz. Teknik olarak bir 40-45 dolarlarda bir gap vardı. Geçen de söyledik seninle. O gap'e doğru ilerledik. 40 dolarları gördük. Evet. Şimdi 39 dolar civarında yön arıyor. OPEC dışı ülkelerin arzı kesmek noktasında kararlılığı. Bir miktar daha arzı kesebilirler veya arzı kestikleri noktada o kararlılıkları fiyat için çok önemli olacak. Çünkü eğer önümüzdeki dönemde haber akışları geliyor, şu an netleşmedi Rusya veya Suudi Arabistan'dan. Tekrar bir gevşetme, üretimi arttırma haberi gelirse bu petrol üzerinde baskı kurar. Ama gördüğüm şu, en azından aşağıda 30 dolarları destek yapmak isteyen 25-30 dolarları, yukarıda da hani 40 dolar üzerinde bir 50 dolarlara gitmek isteyen bir petrol hareketi. Fakat büyüme tekrar kalıcı olarak masaya gelmedikçe
dünya ölçeğinde ciddi daralmalar var. Bu daralmalar normalleşmedikçe talep yeterli olmayacak. O talep yeterli olana kadar da petrol fiyatlarında baskı göreceğiz. Yani onu söyleyeyim. Onun için normal bant aralığı 25-30 dolar aşağıda destek, yukarıda 40-50 dolar direnç. Bu bant içinde gelen ağırlıklı da böyle 30-40 dolar, 30-45 dolar arasında bir petrol fiyatlaması. Ha bu bizim için değil, yani Türkiye için değil. Petrol ithal etmek durumunda olan, petrol maliyeti olan ülkeler için de iyi bir senaryo. En azından kısa vadeli petrol ihraç eden, gelirlerini azaltmak istemeyen ülkeler için de iyi. Yani Evet. burada denge, her şey normalleşene kadar bir denge fiyatı. Petrolde de istenen o, bütün diğer emtia gruplarında da istenen o, gördüğüm kadarıyla Mahmut. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar bir yayında görüşmek dileğiyle. Ben de hem bizi izleyen izleyicilerimize hem de bütün Türkiye'ye iyi bir hafta diliyorum. Bir sonraki yayına kadar kendinize iyi Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.